Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği 3. Uluslararası Resim Çalıştayı başladı. İlçeyi ve İstanbul'u gezen 18 ressam, İstanbul'u kendilerine özgü stilleriyle yorumlayarak eserlerini Beylikdüzü'ne armağan edecek. Güney Kore'den, Gürcistan'dan, Hindistan'dan, İtalya'dan, Mısır'dan, Norveç'ten, Polonya'dan olmak üzere toplam 18 tane sanatçımız gelmiş bulunmaktadır. İstanbul'un tarihi dokusunu görmek için işte Karaköy, Emine civarlarına bayağı gezi yaptık işte. Sultanahmet Camisi, Ayasofya Müzesi, Yerebatan Sarnıcı gibi yerleri gezdikten sonra her sanatçımız kendi tarzına göre İstanbul'u yorumlayacaklar. İstanbul'da işte Kız Kulesi, Süleymaniye veya işte Ayasofya'nın olacak olduğu bir kompozisyon içerisinde İstanbul'u kendime yorumlayacağım. Bir yerde şöyle bir sözcüğün geçmesi, bir cümlenin geçmesi çok güzel bir duygu. Beylikdüzü Belediyesi'nin Modern Sanatlar Müzesi'nde eserim var. Ya da bir arkadaşınız orayı ziyaretinde, sizin eserinizi gördük orada, çok gurur duydum, fotoğrafını çektim, işte sosyal medyaya koydum demesi bile dünyanın en güzel şeylerden bir tanesi. Hayatımızın büyük bir kısmı denizlerde geçti. Dolayısıyla da bizim takalardaki balıkçılar hayatımızın bir parçası. Zaten bu resmin ismini de ben denizin emekçileri diye koydum. Martılar var gökyüzünde ki her tarafta İstanbul'da martılar var. Bir taraftan da Boğaz'ın nimetlerinden faydalanan bir sürü emekçi balıkçılar. So then I try to connect it in some way with Istanbul. But my way of working is very slow. It's I'm thinking and I'm doing. Maybe I have to remove something, and it's I don't know what I will find. I start searching, and testing, and try to find Istanbul and some of the important or the famous signs of Istanbul. İstanbul'u en iyi yorumlayan sanatçı olarak bilinen Devrim Erbil de etkinlik kapsamında Beylikdüzü AVM'de workshop düzenleyecek. İstanbul biliyorsunuz gerçekten metropol bir şehir olduğu için yorumlanması çok güzel ve betimi çok farklı. Figüratif ağırlıklı çalışıyorum. Ekspresif katlar var bazı çalışmalarımda. İstanbul'u ben arkaya süliyet olarak yerleştirmeyi düşünüyorum. Farklı bir bakış açısıyla yaklaştım. Çeşitli ülkelerden 18 ressamın katıldığı çalıştay 19 Kasım tarihine kadar Beylikdüzü AVM 4. katta tüm sanatseverlerin ziyaretine açık.